Mutlu günler. Efendim ve eğitimin merkezine bugün bir kez daha hoş geldiniz. Evet, günün konukları İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Mesleği Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Bilsen Sirmen ve yine aynı üniversitenin beslenme ve diyetetik programı öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Zeynep Aydenk Köseoğlu. Hoş geldiniz değerli konuklar. Hoş bulduk. Şimdi hemen sözü Sayın Sirmen'e vereceğim. Tabii ki İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni ele alalım. Ben yıllarca İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde de hem veli hem işte danışman hem de dost olarak içerisinde olan birisiyim. Kamuoyunda üniversite adayları üniversiteyi sosyal bilim ağırlıklı bir üniversite olarak tanırlar. Evet. Neden Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kuruldu? Buradan işe girelim. 1996 yılında kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi sosyal bilimler alanında haklı bir üne sahip. Fakat daha sonra Loret zincirine katılmasıyla, network'üne katılmasıyla birlikte genişleme politikası izliyor. Ve birkaç yeni üniversite, mimarlık, mühendislik ve bunun yanı sıra sağlık bilimleri yüksekokulu kurulmasına karar veriliyor. O sırada ben kurucu müdür olarak görevlendirildiğim için 2010 yılından itibaren YÖK kabulüyle öğrenci alımına başladık. 2010-2011 ve 3 bölümle başladık. Evet. Şu an öğrencilerimizden 2 bölümde hazırlığı aşan öğrencilerimiz beslenme diyetetik ve fizyoterapi rehabilitasyon bölümlerinde. Tamam. Hemşirelik öğrencilerimiz de 1. sınıfı bitirdiler, 2. sınıfa geçtiler. Yani şimdi bizim yüksek okulumuzda 3 tane bölüm var. Evet. Hemşirelik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü, ayrıca beslenme ve diyetlik bölümü olarak olaya giriyoruz. Yalnız Sayın Sirmen, üniversite adaylarının kafasında bir soru işareti var. Biz bunu gittiğimiz her toplantıda görüyoruz. Fakülte, yüksek okul. Şu farkı bize bir açıklar mısınız? Aslında derslerimizin içeriği, 8 yarı yıllık programlarımız, yurt dışı bağlantılarımız, hocalarımızın kalitesi, malzemelerimiz, ekipmanlarımız, donanımımız itibariyle bir fakülteyle yüksekokulun birbirinden farkı yok. Evet. Zaten YÖK mevzuatına göre dekanıyla, Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanıyla Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü'nün de görev ve sorumluluklu itibariyle de bir fark yok. Ancak yüksekokul dediğimiz zaman nedense bazı öğrenciler yanlış bir kanıya kapılıyorlar. Biz ilerleyemeyecek miyiz diye düşünüyorlar. Ama önlerindeki canlı örnekler bizleriz. Biz hocalar olarak Hacettepe'deki yüksekokullardan mezun olduk. Evet. Ben fizyoterapiden mezun olmuştum. Aydenk hocam diyet bölümünden mezun oldu. Yani kariyerlerimizi yaptık, master doktora yaptık. Profesör, ben full profesörüm, tam profesörüm. Yani arkadaşlarım da o yoldalar, kariyerlerine devam ediyorlar. Şu an için öğrenciler açısından hiçbir dezavantaj yoktur yüksekokulla. Şey arasında. Sadece giriş puanları farklı bildiğiniz gibi. Öğrenci daha avantajlı. YGS 2 ile giriyor. Yani daha düşük puanla giriyor. Evet. Yüksekokula. Fakültelere ise fen matematik düşük demeyeyim mi? Değişik puanla diyelim. Değişik puanla giriyor. Evet. Daha yüksek bir puan oluyor. Evet. Puanları bu şekilde sınırlandırabiliriz. Yani yüksekokulla fakültenin arasındaki fark bu. Efendim şimdi yüksekokulda tabii fakülte farkına baktığınızda da biliyorsunuz yüksekokullarda uygulama daha fazla, fakültelerde teorinin daha fazla gittiği bir olay. Ancak tabii böyle bahseden bölümlerde YGS 2 puanıyla 180 ve üstünde puan alanlar giriyor ama burada bir konuda uyarmakta yarar var. Eğer bir meslek lisesinde okuyorsanız o zaman bu bölümü de ilgilendiren bir alansa bu seçeceğiniz yer sağlık bilimleri yüksekokulunda. O zaman orta öğretim başarı puanınız ve ek puanla da çarpılıyor. Büyük bir avantajla buraya girme şansına sahip olacaksınız. Evet. Şimdi ben buradan o zaman ben Sayın Köseoğlu'na dönmek istiyorum. Tabii siz beslenme ve diyetetik diyoruz. Beslenme ve diyetetiği ele aldığımızda bir diyetisyen olarak olaya bakıyoruz. Ne demek beslenme ve diyetetik? Beslenme ve diyetetik insan sağlığını doğrudan etkileyen, biliyorsunuz beslenme
Hava, su kadar gerekli bir ihtiyacımız, gereksinimimiz. Beslenme ve diyetetik deyince de insan sağlığını etkileyen hastalıklar, hastalıkların oluşumunda beslenmenin etkisi, hastalıkların tedavisinde beslenmenin etkisi, sonuçlanmasında beslenmenin etkisi, bu aşamalarda beslenmenin büyük etkisi var. Evet. Gerek tedavisinde, gerek korunmasında, hastalıklardan korunmasında. İşte bu bir bilim dalı. Bizler profesyoneller yetiştiriyoruz bu konuda. Beslenme biliminin esaslarını, kavramlarını, kurallarını bilebilen kişileri eğitip onları sağlık ve iş dünyasına hazırlıyoruz. Şimdi sayın hocam, profesyonel yetiştiriyoruz derken kamuoyunda da tabii başka bir algı var. Yani beslenme diyetetik mezunu olan çok değerli diyetisyenler, ki sayın diyetisyenler bundan son derece şikayetçiler. Evet. Biz yalnızca insanların zayıfı, tabii günümüzde obezite son derece ilerlemiş bir durumda. Hükümet bu konuda bir elinden geleni yapıyor. Evet. Belki sizler de destek oluyorsunuz, bilemiyorum. Evet. Ama yani yalnızca insanları zayıflatıyor cümlesi bizi çok üzüyor diyorlar. Şu şey, yani mesleği biraz daha açın. Sonuçta beni şuraya bakmak gerekiyor. Siz neler yaparsınız? Yani sırf zayıflatma değil bu. Evet, elbette değil. Biraz önce dediğim gibi beslenme, herkes için beslenme. Çocuk için beslenme, ihtiyar için beslenme, yaşlı için beslenme, gebe için beslenme. İşte, bütün, yaşam. Bütün yaşam, yani insan yaşamına giren her koşulda beslenmenin öğretilmesi, bu konuda toplumun eğitilmesi, bilinçlendirilmesi, gerek bir restorandaki beslenmenin, bir gıdanın eve alınımından, önünüze pişinceye kadar geçirdiği aşamalar, hijyenik olarak önünüze gelmesi, bunlar çok önemli. Beslenmenin içerisine giriyor zaten. Mesela büyük restoranları biz araştırdık. Orada gıda mühendisinin yanında beslenme diyetetik uzmanları falan var. Yani bu şekilde olay gidiyor. Ancak şöyle bir şey de var. Yani şimdi mesela ileriki günlerde kısmetse Ramazan başlıyor. Evet. Ekranlara bakıyorum ben. Devamlı bayanlar çıkıyor diyetisyen olarak. Şimdi erkek öğrenciler soruyorlar. Bayanlar daha mı avantajlı? Yani biz seçmeyelim ya da burada erkek kadın olayı nedir? Hiçbir ayrımı yoktur. Şimdi biraz sonra bunu hemşirelikle soracağım çünkü. Evet. Aslında hiçbir ayrımı yoktur. Erkek de seçebilir, bayan da seçebilir. Her ikisi için de çok uygun bir meslektir. Öyle. Çünkü herkes kendi alanını seçecek ne de olsa sonuçta. Birisi gider hastanede çalışabilir, birisi gider spor merkezinde çalışabilir. Bayan ya da erkek seçeceği alan kendine göre seçecektir. Ama her zaman için aynıdır yani. Şimdi buradan başka bir şey daha gireceğiz. Şimdi gençler çok akıllı ve çok iyi araştırmacılar. Diyorlar ki biz mutfak dedik, sonra bunun teknik terimi mutfak laboratuvarıymış. Beslenme diyetetik bulunan bölümlerde diyor altyapı. Örneğin siz üniversiteye geliyorsunuz. Altyapı nasıl? Mutfak laboratuvarı nasıl? Yani bunları biz birebir nerede yapıyoruz? Uygulamalar nerede yapılıyor? Biz profesyonel nasıl hazırlanıyoruz diyorlar. Mutfak laboratuvarımız var, bizim de var. 10-12 üniteden oluşacak bir mutfak laboratuvarı yapıyoruz. Denemeden mutfak diyorum, bana düzeltiyorum. Mutfak laboratuvarıymış. Mutfak laboratuvarı yapıyoruz. burada yeme pişirme teknikleri, hijyenik olarak nasıl pişirilir? Demin de dediğim gibi bir gıdanın ham madde halinden pişirilip önünüze gelinceye kadar nasıl hijyenik olarak pişer, nasıl besin kaybına uğramadan pişer, bu teknikler öğretiliyor burada. Peki. Çocuklara. İş dünyası nedir? İş dünyası birçok yerde alanımız var. Belki şu anda duyuyorsunuzdur, özellikle okullarda da belki böyle bir zorunluluk da konacak. Bununla ilgili haberlerde de devamlı söyleniyor. Yani hükümetin politikasında var. Hükümet politikasında bu da var. Onun dışında her tür sağlık içeren her tür kuruluşta, hastanelerde, kreşlerde, ana çocuk sağlıklarında, rehabilitasyon merkezlerinde, çeşitli fiziksel aktivite yapan spor merkezlerinde, o kadar geniş ki alanı beslenme ve diyetetiğin. Yani sığamıyor, anlatıyoruz bitmiyor. Evet. Bölümünüz YGS 2 ile öğrenci alıyor. Biraz evvel hoca da ifade etti. 50 öğrenciniz var. Alacaksınız kısmet olursa. Bunun 5'i tam, 5'i de %50 burslu olarak geliyor. Şimdi biz Sayın Sirmen'e dönelim. Sayın Sirmen'e öbür bölüme geçelim hemen sizde. Hemşirelik. Hemşirelik derken gelen soruları ben size söyleyeyim. Hemşire ileride nasıl branşlaşırlar? Bir. İkincisi ne dersler yapıyorlar? İlk hastayla ne zaman karşılaşıyorlar? Akabinden burada da kadın erkek olayı söz konusu. Erkek öğrenci alınıyor. Buradan deklar edelim ama bu konuda neler görürsünüz? Hemşireliği bize şöyle A'dan Z'ye bir açın sevgili hocam. Çalışma alanları vesaire. Sağlık bilimleri alanındaki en bilinen meslek grubu hemşirelik. Hı-hı. Çünkü tarihçesi çok eskilere dayanıyor. Neredeyse tarih kadar eski hemşirelik, hasta bakımı. Ve mezunlarımız burada öncelikle
birey ve toplumun sağlığını korumakla da görevliler. Hastalandıktan sonra da onların iyileşmesine katkıda bulunmakla da görevliler. Hastalık durumlarında, hemşirelik bakımlarında vesairede ayaktan teşhis ve tedavi hizmet veren bütün kuruluşlarda çalışma hakkına sahipler. Kamuya özel sektöre sahip olan ait olan bütün kuruluşlarda çalışabilirler. İş yeri sağlığından tutun, pediatri merkezlerinde, küçük yeni doğanlarda, geriatri merkezlerinde, fizyoterapistlerin çok çalıştığı rehabilitasyon merkezlerinde hemşire olarak hizmet verirler. Kadın erkek oranı şimdi neredeyse eşit bir vaziyette öğrenciler bakımından. Eşit bir vaziyette çünkü hemşirelikte bütün dünyada erkek gücüne de çok fazla ihtiyaç vardır. Doğru. Erkeklerin performansı, güçleri daha iyi olduğu için eskiden beri Türkiye'de kadın hegemonyası altındaki hemşirelik neredeyse 15-20 senedir erkeklere de kapılarını açtı. Ve eşit şekilde öğrenci alıyoruz. Peki Sayın Hocam, şimdi burada soruların bir tanesi şu. Niye öğrenciler nerede uygulamaya gidiyorlar? Yani çok ben açıkça soruyorum. Hastayla ne zaman karşı karşıya geliriz derler. Evet. Bu birincisi. İkincisi de tabii bu işin yüksek lisansı var ama fazla girmeyelim zaman açısından. Branş ayrılmaları yüksek lisansa herhalde oluyor. Onu soruyorlar ne yapacağız diye. Bu konuda ne dersiniz? Yani sektör ilişkiniz nedir sizin? Sektör ilişkisine geçmeden. Laboratuvar mutfak var ya. Sizin laboratuvar neresidir? Bizde laboratuvarlarımız son derece donanımlı. Simülatörlerimiz var. Bir öğrenci, hemşirelik öğrencisi tansiyon ölçmeden başlamak üzere yani ayrı ayrı her birisinin tansiyonu ölçtüğü zaman oradan software sistemiyle doğrulayan veya yanlış ölçtüğünü tespit eden veya iğne yaptığı zaman iğneler için, iğne yapmak için diyelim kas üzerinden adale içine iğne yapacak. Onun simülatörleri ayrı, ne bileyim damar yolu açma simülatörleri ayrı. Ayrıca okulumuzdaki simülatörlerimiz o kadar yoğun ve güçlü ki hemen hemen İstanbul'daki pek çok üniversitede olmayacak sayıda fazla simülatörümüz var. Hastalarla hemşireler birinci yılın ikinci sömestresinde aktif olarak karşılaşıyorlar. Hemşirelikte simülatörlerimizden bahsetmiştim. Evet. Her konuda simülatörümüz var. Mesela bir yoğun bakım ünitesi olabilecek bir laboratuvarımız var. Evet. Ayrıca suni solunum vesaire yapabilmek için 5 ayrı büyük boy, küçük boy, çocuk boyu, pediatri boyu her şekilde simülatörlerimiz var, maketlerimiz var. Öğrenciler bunlar üstünde öğreniyor. Hastane ve hastayla ilk karşılaşmaları birinci yılın ikinci sömestresinde oluyor. Bu yıl çocuklarımızı özel bir hastaneye göndermiştik. Evet. Kendi hastanemiz henüz olmadığı için. Özel hastanede doğrusu çok başarılı uygulamalar yapıldı. Hastalarıyla temaslarından sonra bu bir teveccüh oldu doğrusu bizim için. Evet. O hastane çocuklarımıza karşılıksız burs teklif edebildi. Daha sonra bu yıldan itibaren biz kendi özel hastanemizle de anlaşmalarımızı yaptık. Bundan sonra sağlık bilimleri yüksekokulu olarak bütün bölümlerimizin hasta göreceği, hasta ihtiyacımızı karşılayacağı bir hastanemiz var. Evet. Bu YÖKE'de bildirildi. Peki Sayın Sirmen, şimdi bizim baktığımızda bu hemşirelik bölümünde 50 öğrenci var. Ancak lütfen buraya iyi dikkat edin sevgili gençler. Bu 50 öğrencinin tamamı burslu. 5 tanesi tam burslu, 35 tanesi %50 burslu, 10 tanesi de %25 burslu olarak karşımıza geliyor. Tabii buradan şimdi ben diğer bölümünüze geçmek istiyorum. Burada diğer bölümümüzde fizyoterapi ve rehabilitasyon var. Bunu da bize kısaca açıklayın. Çünkü özellikle burada bir not var. Hazırlık okuyor öğrenciler İngilizce. Ama diğer sınıflarda, tüm sınıflarda tıbbi İngilizce okutuluyor. Bir kere bu bir artı. Bunu bir tarafa koymakta yarar var.
Biz fizyoterapi rehabilitasyonu bir tanıyalım. YGS 2 puan ile öğrenci alıyor. Söz size vermeden belirteyim. 6 tane tam burslu öğrenci var. Bunu da gençlerin bilmesinde yarar var. 60 öğrencilik kontenjanımız var bu yıl fizyoterapi rehabilitasyonda. Bunun %10'u, 6 tanesi tam burslu olarak gelecek. Tabii puan durumlarına göre ve tercih etme cesaretlerine göre bu tam burslar yararlanıyor öğrencilerimiz. Bütün bölümlerimizde İngilizce hazırlık var. İngilizce hazırlığı bitirdikten sonra, yani beslenmede de hemşirelikte de bütün bölümlerimiz İngilizce eğitim yapıyor. Ve birinci sınıfta artık Bilgi Üniversitesi'nde bütün birinci sınıflara konulan akademik amaçlı İngilizce diye bir ders ilave edildi geçen yıldan itibaren. Buna ilaveten biz sağlık bilimleri olarak tıbbi İngilizceyi de her sömestreye koyduk. İhtiyaçlarımıza göre beslenme diyetetiğin, hemşireliğin ve fizyoterapinin ve daha sonra kurulacak bölümlerin ihtiyaçlarına göre genel herhangi bir yere gittikleri zaman bir konu hakkında tartışabilecek hasta hakkında konsültasyon yapılabilecek şekilde İngilizce konuşma gücüne sahip oluyor gençler. Peki efendim, birinci bölümün sonuna geldik. Çok değerli konuklarımız Sayın Bilsen Sirmen'e ve Zeynep Aydınköseoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra başarıya doğru devam edecek.